Tek isteği çocuk sahibi olabilmekti. Ümit yok dediler ama o vazgeçmedi. 12 yıl önce ilk bebeğini kucağına almıştı genç kadın. Daha sonra tüplerini bağlattı. Yeniden bebek sahibi olmak isteyince müracaat ettiği merkezlerden tüp bebekten başka şansının olmadığı söylendi. Ancak o doğal yollarla çocuk sahibi olmak istiyordu. Gitmediğim doktor kalmadı. Bebek yapmayı düşünmüyordum. Son 3 yıl içerisinde çok aşırı istedim. Bebek olsun diye yani gitmediğimiz doktor kalmadı. Herkes tüp bebek önerdi. Bu yoldan olsun, kordonları açtıralım. Olabilir, hiçbir şekilde olmayacağını, olsa bile yani sağlıklı olmayacağını ve olma şansının çok düşük olduğunu söylemişlerdi. Yeniden bebek sahibi olmak istiyordum. Sonuçta ben bu bebeği istiyorsam, bebek için bazı bir sıkıntılara girmek zorundasın. Öyle ya da böyle. Doktorlar bu hamileliğin riskli olduğunu söylemişlerdi. Ancak genç kadın bebek sahibi olmak için her şeyi göze almıştı. Bebeğin yaşamaz dediler. Hastaneye gittim, hastanede gebelik var dediler. Aradan bir hafta geçmedi, bebek düşük tehlikesi yaşadı. Bebek düşük tehlikesi yaşayınca hastanede kaldık. Doktorlar, bebek gelişimi yok, bu bebek yaşamaz. Alalım dediler. Ben de olmaz dedim. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Murat Talip Kalemli mikrocerrahi yöntemiyle hastanın tüplerini tekrar açtı ve hasta bu yöntemle hamile kaldı. Genç kadın şimdi bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor. Mikrocerrahi teknikte tüplerini hastamızın tekrardan bağlandığı yerlerden açarak taze doku oluşturup o bağlanmış eski nekroze dokuyu atıp taze dokuyu ucuca ekleyerekten tüplerini birbirine bağladık. Doktor çok çabuk biraz anlatır evet. mısınız burada? Şimdi burada bu hastamız şu tüplerini bundan 10 yıl kadar önce şu bölgelerden bağlatmış. Niye? Çocuk sahibi olmak istemediği için. Daha sonra tekrardan çocuk sahibi olmak istemişler bir takım sebeplerden dolayı ve bize geldiklerinde biz normalde hastayı tüp bebeğe yönlendirdik. Neden? Çünkü bu tüpler bağlı olunca bu sperm gelip buradan yumurtayı yakalayamayacağı için tüp bebek gerekli. Tüp bebek ne demek? Yumurtayı dışarı al, spermi de dışarı al, bir tane tüpte birleştir, oluşan cenini getir buraya koy. Tüplerle hiçbir ilgin yok. Ama o bunu istemiyor. Senin ne yaptığında istersen biz, kısa bir ara verelim tamam, sonra devam edelim. Tamam.